Merhabalar, Arsoy'un Hobileri kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Evet sevgili dostlarım, değerli takipçilerim, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Vallahi beni soracak olursanız iyiyim. Hepinize Mevlana diyarına kucak dolusu selamlar diyorum. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi yine bugün karşınıza kutu açılımıyla geldim. Bu kutu açılımını söz ettikçe, bahsettikçe Acun'un kutu yarışması geliyor. O yüzden açalım mı kutumuzu, bakalım kutumuzda ne var. Burada bu kutumu, bana bu hediyemi yollayan arkadaşım, Can kardeşim, Meryem'ime çok teşekkür ediyorum. Meryem bacıma Allah razı olsun. Şöyle kısacık bir bahsetmek istiyorum Meryem bacımdan. Biz Meryem bacımla bundan 8-9 yıl önce Face'te tanıştık arkadaşlar. Evet, bayağı 8-9 yıllık oldu. Birbirimizi yüz yüze gördük mü, yüz yüze görmedik. Ama Face'ten görüntülü, sonra telefonla görüşmeler... Maşallah Sübhanallah, 8 yıldır dostluğumuz devam ediyor. Ve gerçekten çok çok iyi bir dostluğunu gördüm ben Meryem'imin. Allah razı olsun. Rabbim de kendisine kendinden daha iyi insanlar çıkarsın karşısına. Sizlere de Meryem kardeşim gibi, Meryem bacım gibi iyi insanlarla karşılaştırsın siz sevgili takipçilerimi. Tabi burada çiçek hobim, Hamdiye kardeşim de öyle. Gerçekten sizleri çok seviyorum bacılarım, kardeşlerim. Rabbim sizlerin karşısına sizlerden daha iyi insanlar çıkarsın inşallah. Evet, bugün bana ne geldi? Meryem bacımdan bugün bana evindeki olan çiçeklerde küçük bir aranjman yaptı. Ne yolladı ben de bilmiyorum. Bana da sürpriz. Ara ara böyle resimler atlamıyor. O resimler benim kafadan gitti, silindi gitti. Bir de şöyle bir mazisi var. Biz unutmuştuk 29 Ekim'i. Sıkıldınız biliyorum. Yeter Fatma Hanım, açın kutuyu da görelim çiçekleri dediğinizi duyar gibi oluyorum. Kısacık bir anlatayım. 29 Ekim olduğunu unuttuk biz bunu. Arkadaşım bunu çarşamba günü çıkarttı, verdi kargoya Meryem. Hadi bakalım. Perşembe günü geldi Konya'ya kargo da. Ama maalesef tatile girdi, alamadım kargomu. Perşembe günden bu yana niye bu çiçekler, bakalım. Ya öldü ya da içinde cap canlı rengarenk çiçekler açtı. Bakalım artık şansımıza, bahtımıza ne çıkarsa. Öyle değil mi? Bismillahirrahmanirrahim diyerek bu kadar çiğne yeter diyorum. Takipçilerimin de sabrının kalmadığını düşünüyorum. Ekilmiş çiçek değil arkadaşlar. Çiçek fidesi yolladı. Şu bandın sesi içimi bir hoş etti. Çiçek fidesi yolladı arkadaşım. Birçoğu sukulent. O yüzden içim rahatı da, hani kargoda kalsa bile. Çünkü sukulent çiçekleri dayanıklı. Bakalım kutumuzda ne çıkacak. Buradan kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Meryem'imden. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek kutumuzu açalım. Bu Meryem arkadaşımız arkadaşlar çiçekçi değil. Ben de benimle evdeki olan çiçeklerini paylaşmak istedi. Hani burada dökülmüş olabilir, bir şey olabilir. Yani kadın elinden geldiği kadar paketledi. Allah razı olsun, yapmaya çalıştı. İnşallah bir şey olmamıştır. Şu an pek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şöyle kısa bir şekilde göstereyim. Dağılmasın diye salça tenekelerine koymuş. Fikire bakın. Arkadaşlar. Dağılmasın diye salça tenekelerine koymuş. Bakalım bakalım ne sürprizler çıkacak bana. Hay, salça tenekesi değilmiş, zeytin tenekesiymiş. Benim akıllı bacım ya. Vallahi benim bu Meryem'im akıllı. Eksin diye, tenekeler de eksin diye bu şekilde zeytin tenekelerine koymuş. Arkadaşlar şu şekilde göstermek istiyorum. Bu bir tür sedum. Şöyle pembe açar. İçinde de sanırsam kaloşa var. Şöyle. En iyisi ben bir tepsi alayım önüme de sizlere de paylaşayım neler var neler yok. Bakalım neler çıkacak içinden. İncitmek istemiyorum hiçbirini. Bu da bir sanırsam sukulent cinsi arkadaşlar. Kız Meryem, ne yaptın sen böyle, tıkış tıkış doldurmuşsun buna böyle.
Allah'ım inşallah zarar vermeden çıkartırım. Bunlar sanırsam bir kök arkadaşlar. Bir çiçek kökü. Çünkü aynısından burada da var. Bunları şöyle ne diyorlar buna, bir şey diyorlar. Şunu şöyle kenara koyayım. O sanırsam bir çiçek kökü. Evet, kalanşa. Anlaşıldı. Benim bu sene evim, balkonum rengarenk kalanşalar açacak. Bundan eminim. Hayır yani tenekenin içinde kök salmış. Adama bak, su yok, bir şey yok. Arkadaşlar ben bunu suya koyduğum zaman bu düzelir. Çünkü kalanşa ağırsız bir çiçektir. Hani niye böyle koymuş demeyin. Biz ikimiz de tatili unuttuk. Geçen hafta ben rahatsızdım, hastaneyle uğraşıyordum. İkimiz de tatili unuttuk. Bakın bu da şöyle bu tür bir kalonş arkadaşlar. Şöyle gösterebiliyorsam. İkimiz de tatili unutunca çiçeklerimiz böyle kargoda kaldı. İnşallah tutacaktır. Şunun ismini biliyordum ama çok güzel bir çiçek. Bu bir tür sedum çiçeği arkadaşlar. Suya dayanıklı ve susuzluğa dayanıklı olduğunu biliyorum. Bunun tutacağına eminim. Çünkü çok dayanıklı bir çiçek olduğunu araştırmıştım ama şu an ismi aklımda değil. Yabancı bir ismi var. Sedum çiçeğinin. Sadece sararmış yaprağı ama benim hiçbir şey olmaz. Bence o kış geldiği için sarardı. Şurada güneş gören yerleri bu şekilde kırmızı olur. Pembe açar arkadaşlar bu sedum çiçeği. İleriki günleri inşallah bu çiçeği tutarsa sizler de görürsünüz. Bilmiyorum artık şundan geri dönüşü olur mu? Sardunya kaç gündür havasız ve karanlıkta kalınca bu şekilde ölmüş. Çok da ölmemiş de. Yaprakları sararmış. Şunları ben bir temizleyeyim. Belki canlanır arkadaşlar. Çünkü çıkmadık candan umut kesilmez diler ya. Ben bunları temizleyip suya koymayı istiyorum. Çünkü daha yeşil. Gördüğünüz gibi. Şöyle bu şekilde koyalım. Gene tekrar şöyle bir sukulent arkadaşlar. Benim sevdiğim çiçeklerden bunlar. Sağ olsun canım arkadaşım, kardeşim. Şöyle zeytin tenekelerini bana saksı niyetine yollamış. Vallahi videom biraz uzun olursa kusura bakmayın. Şöyle para çiçeğinin bir çeşidi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu tenekenin içinden ne çıkacak? Şansıma sürpriz. Para çiçeğinin bir değişi. Para çiçeği 400'lük geçkin çeşitleri var arkadaşlar. Para çiçeğinin. Bu da başka bir çeşidi. Bu da sukulent türü. Bu da yaprağından çoğalan. Aynı kalonşa gibi yaprağından çoğalan bir çiçek arkadaşlar. Onu da şuraya koyalım. Bakalım burada ne çıkacak. Bakın bakın ablaları. Bu benim kırmızı 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 yılbaşım. Evet işte bu güzelliği. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bu kıpkırmızı kocaman kocaman açacak arkadaşlar. Bu hiçbir şey olmamış. Onu ben ekerim. Kaktüsüm. Benim kız görmesin. Annem gene eve kaktüsleri doldurmuştur. Çok seviyorum, ne yapayım. Sanırsam galiba yılan kaktüsü arkadaşlar. Şurada neler var bakalım. Burada cam güzeli koymuşmuş arkadaşlar. Şöyle göstereyim ama maalesef 4 gün kapalı kutuda kalınca bu şekilde sadece dalı kalmış. İnşallah canlanır mı bilmiyorum. Artık göreceğiz zamanla. O cam güzelim de arkadaşlar gül şeklindeydi. Bakalım şöyle neler çıkacak. Şurada yine aynı kırmızı. Yılbaşı çiçeği. Oo, burada hazine var, hazine. Arkadaşım zeytin tenekesine doldurmuş. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Benim çiçekleri sevdiğimi bildiği için. Sanırsam bu da bir başka sukulent türü arkadaşlar. İsmini bilmiyorum. Bilen varsa yazarsa sevinirim yorumlarda. Bunun termiye çiçeği olduğunu biliyorum. Bir ismi bir daha var. Sukulent çiçeği ismini, o ismini hatırlamıyorum. Sarı sarı çiçekler açtığını biliyorum arkadaşlar. Bu da çok sevdiğim bir çiçek.
Yo, şunu güzelliğine bakar mısınız? Şu güzelliği arkadaşlar, şu güzellik tutunca nasıl güzel çiçekler açacak. Bu sene açmaz artık yılbaşı çiçekleri arkadaşlar da. İnşallah seviyor. Çünkü ben bunları bu sene tutturabilirsem ne mutlu bana. Bu da sanırsam pembe olanı. İki çeşit yolladım dediydi. Evet. Sizce bu ne olabilir? Leş kaktüsü. Leş kaktüsün özelliği neden ismi leş kaktüs biliyor musunuz arkadaşlar? Çiçeğini kokladığınız zaman çiçeği koktuğu için leş kaktüsmüş. Araştırdım. Neden hani güzel bir çiçeğin ismi leş kaktüs olur acaba dedim. Ben sana çeşit çeşit çiçekler yollayacağım demişti. Vallahi hiç bilmiyorum bunlar ne. Çok da bir zarar görmemiş. Bakın şöyle kökü de var. Bunu bu şekilde diksem de tutar. Ne olduğunu bilmiyorum. Artık bunları Meryem'e arayacağım. Tek tek soracağım. Dikenler tacı. Küçücük. İnşallah tutar. Ama rengi çok tatlı. Kırmızı. Şöyle koyalım kenara. Tekrar gene bir sukulent. Allah'ım şuna bir bakar mısınız arkadaşlar? Vallahi kutunun içinde bu köklenmiş. Direkt ekmeğe hazır. Sukulent. Sarı açar bu. Biraz önceki çiçeklerde. Burada bir takım bir şeyler var da ufak tefek. Yolda bayağı bir hırpalanmış arkadaşlar. Kar bu da kalınca çiçeklerim var ya. Hani rüyama bile girdi. Şu da gene aynı. Para çiçeği arkadaşlar. Gerçekten bugün artık hani bayağı bir uyuyamadım. Rüyama bile girdi. Şurada değişik bir sukulent çiçeği şöyle yakından göstereyim. Şöyle. Tesbih çiçeği arkadaşlar. Bu zaten dalının düştüğü yerden tutar. Bu çok kolay arsız bir çiçektir. Tesbih çiçeği. Arkadaşım bana açemena mı açemsene mi öyle bir çiçek gönderecekti. O çiçekler herhalde sanırsam yolda gelirken ölmüş galiba. Onların şöyle bu rizomları arkadaşlar. Bu rizomları ben toprağa gömeceğim. Toprağa gömdükten sonra yılbaşından sonra kendisi hafif hafif yeşerecek arkadaşlar. Bu rizomlar aslında mevsimlik çiçektir. Rizomun birçok çeşidi vardır. Açemsena. Birçok çeşidi vardır. Bana da sanırsam herhalde pembesi geldi. Sizce canlanır mı bu yaprağı güzel? Bilmiyorum. Denemek lazım. Bana saksılarını bile yollamış arkadaşım var ya. Allah razı olsun. Şurada da sanırsam gene aynı sukulent tarzı çiçeklerim var şöyle. Valla saymadım herhalde de burada bir şu an çıkardıklarım bayağı bir çeşit var. Şöyle. En çok da sevdiğim çiçeklerden koymuş arkadaşlar. Hepsini çok seviyorum da. Şunları bir ayrı seviyordum. Bunlar ileride inşallah tutarsa tuttuğunu görürsek inşallah. Şu da çam prensesi mi? Prenses çamı mı? Öyle bir şey. Çok seviyordum, çok istiyordum da ekranda gözüme büyük gözüküyordu. Bu kadar ince, zarif, zayıf bir şey beklemiyordum yani. Bakalım daha neler var. Çam prensesi hala devam ediyor. Araya böyle kağıt sıkıştırmış çiçekler zarar görmesin diye. Değil, içinde bunun çiçek varmış. Vallahi ne bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle bir serum türü bir şey var. Şöyle göstereyim. Benim sizlere bunun hepsini göstermeye kalkarsam burada zaman yetmez. Çünkü daha açılacak bir sürü çiçekler var. Allah razı olsun. Saksılarını bile koymuş. Benim dostum bu kadar düşünceli bir dostumdur. Allah razı olsun. Benim kızımın gelinlik kuşağını da o yapmıştı. Çok çok teşekkür ediyorum.
Arkadaşlar sizlere şöyle toplu bir şekilde göstereceğim. Çünkü yetmeyecek zamanımız. Çok zaman alacak. Mum çiçeğinden tutun da dikenler tacına kadar hepsi var. Bunların hepsini böyle şimdi düzenleyeceğim. Düzene koyacağım. Suya koymam gerekenleri suya koyacağım. Ekmem gerekenleri ekeceğim. Burada da öyle kaktüsler var. Şöyle sardunya koymuşum ama sardunyalar sararmış ama daha kökleri sağlam. İnşallah tutar. Bu sardunyaların kırmızı olduğunu demişti bana Meryem. İnşallah tutacağını ümit ediyorum. Bakın içinde dikenler tacından tutun. Hepsi var arkadaşlar. Artık nasıl çıkaracaksam. Kız Meryem ben bunları nasıl çıkartacağım? Evet arkadaşlar. Bugün sizlere kardeşimden, dostumdan gelen kan bağı değil ama can bağıyla, dostluk bağıyla bağlandığım bir dostumdan, kardeşimden gelen çiçekleri, hediyeleri biraz şöyle bir miktar göstermeye çalıştım. Evet arkadaşlar ben şöyle çiçeklerimi şöyle bir güzel bir şekilde açtım. Bazılarına suya koydum canlansın diye. Çünkü bir haftada bunlar kargodalar. Malum tatilin azizliğine uğradık. Ben de bilmiyordum. Arkadaşım Meryem de bilmiyordu. Dostum, kardeşim Meryem de bilmiyordu. Bu şekilde bunlar böyle kargoda kalınca biraz sararmış. Hani paketleyememiş diye düşünmeyin. Bence çok güzel paketlemiş kardeşim. Bir haftadır kargoda olunca yani ben artık çürüdüğünü düşünüyordum ki Allah yüzüme baktı, köklenmiş bu şekilde. Bardakta gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın köklenmiş, şöyle bakın. İnşallah köklenecek. Saydım 30 çeşit arkadaşlar. Bakın kalonşaların hepsini çeşit olarak saymadım. Kalonşa 4-5 renk var ama hepsini bir çeşit olarak saydım. Sakız sanırsam 2 veyahut da 3 çeşit sakızımız var. Zaten yaprağından da kendini belli ediyor arkadaşlar. Şöyle bakın şu ceylan gözü sanırsam herhalde. Bakın şurada bir farklı sakız. Şurada bir farklı sakız sanırsam 3 çeşit. Sakızı da tek çeşit olarak saydım. Mum çiçeğinden tutun da arkadaşlar kaktüs çeşitlerine kadar hepsi var. 30 çeşit çiçeğim. Bu şekilde cam güzeli, yaprak güzeli, dikenler tacı. Daha neler neler. Begonya, şeker begonya. Şurada bakın rizomlarım var. Kağıt çiçeği. Kağıt çiçeğinin şu arkadaşlar şöyle göstermeye çalışayım. Bakın toprağın altında tohumu var. Şuradaki gözüken şöyle gösterebilecek miyim? Kola şişesine koymuş arkadaşım. Şu gözüken tohumlardan ekilecek arkadaşlar. Bunlar ben tohumlarını toprağa ekeceğim. Mor mor açıyor. Bir ismi kağıt çiçeği. Bir ismi de biliyordum da unuttum arkadaşlar. Bilen arkadaşlarım yazar. Japon küpelisine benziyor ama Japon küpelisi değil. Onu söyleyeyim. Şu bana sürpriz oldu. Bana birçok çiçek burada sürpriz oldu arkadaşlar. Bu dev telgraf çiçeği. Çok istiyordum. Çok görmek istiyordum. Nasıl bir şey diye. Dev telgraf çiçeğini de sürpriz yaptı. Burada bana birçok çiçekler sürpriz oldu. Saydım 30'u geçkin. Dediğim gibi şöyle çam prensesinden tutun da tesbih çiçeklerine kadar iki çeşit tesbih çiçeği koymuş. Şunlar para çiçeği. Gördüğünüz gibi kaktüslerim, tavşan kulağı, başka bir sukulent çeşitlerim. Şu da yılbaşı çiçeği arkadaşlar. Şu yılbaşı çiçeği kırmızı açıyormuş. Bana resmini attı. Bakın uçları tikeni tikeni. Ben bu cinsi ilk defa gördüm. Böyle kocaman kocaman kırmızı açıyormuş. İnşallah. Ben de bu sene artık geçmez bu. Ben açmaz yani. Anca ben bunu bu sene hani tutturur da büyütürsem seneye anca açacağını düşünüyorum. Şöyle bana kutularına varana kadar koymuş arkadaşlar. Ek diye. Allah razı olsun kendisine. Çok teşekkür ediyorum. Meryem'im Allah razı olsun. Niye bu kadar sen zahmet ettin? Güzel bacım benim. Gül bacım. Saksısına varana kadar koymuş arkadaşlar. Bu kadar da düşünceli bir bacım benim. Çok teşekkür ediyorum. Bana çiçek yolladığı için değil. Her zaman benim o kadim dostum. Yani 8 yıldır daha gül olup da benim gönlüme konmadı. Allah razı olsun. Beni incitmedi dostluğumuz 8 yıldır. İnşallah daha bir 8 senelerini de gider inşallah. Böyle arkadaşlar işte Rabbim de sizleri böyle güzel dostluklarla karşılaştırsın diyorum. Rabbim de sizlere böyle güzel dostlar versin diyorum. Rabbim de Meryem bacıma umulmadık kapılar, çocuklarına umulmadık kapılar, rızıklar açsın istiyorum. Hepinize inşallah. Hepinizin evlatlarına, hepinizin
Hanelerine umulmadık kapılar, umulmadık kısmetler, nasipler açsın Rabbim arkadaşlar. Sizler de böyle güzel dostlarla karşılaştırsın istiyorum. Allah razı olsun. Evet. Dua etmeyi seviyorum. Ne kadar da beceremesem de, ne kadar da dilim dönmese de ama canı yürekten diliyorum arkadaşlar bu dualarımı. Hepinizden Allah razı olsun. Sizlere şöyle 30 çeşit çiçeğimi göstereyim. Bunları ekeceğim, dikeceğim. Hep birlikte sevgi ve şefkatle büyüteceğiz. Bunlar benim ailemin yeni üyeleri, yeni kızlarım arkadaşlar. Çiçekler niye böyle olmuş demeyin. Benim arkadaşım YouTuber değil. Bahçesi var. Bahçesindeki olan çiçekleri bana sevgisiyle, bana olan dostluğuyla paylaşmak istemiş. Allah razı olsun. Rabbim ona daha çok versin inşallah. Hepinize daha çok versin inşallah. Galiba bir çiçek koli olduk. Bilmiyorum sonumuz nereye gidiyor artık. Bilmiyorum arkadaşlar. Evet. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Şöyle 30 çeşit çiçeğimizle bunları yakında ekip büyüttüğümüzde hep birlikte göreceğiz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sohbetime, videoma eşlik ettiğiniz için Allah razı olsun diyorum hepinizden. Başka bir videoda, başka bir çiçek videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.